Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Bu asrın insanların haletleri hayvanlara da sirayet etmiş ki, çok ilgimi çok için şaşırdım da dinleyemiyorum. Bu asrın insanların haletleri hayvanlara da sirayet etmiş ki haram olan parçalamayı yapıyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde kurtlar kuzuyu yiyemiyorlardı. Onun adaleti hayvanlara da sirayet etmişti. İnsan halife olduğundan dolayı insanların ve insanlığın haletleri hayvanlara da sirayet ettiğinden hayvanlar da insanlar cinsinden hareket ediyorlar. İşte Hazreti Ömer'in sağken, Ömer varken fitneniz girmeyecektir Allah Resulü'nün hadisi. Kurtlar bile keçileri yiyemiyorlardı. Bir günün birinde bir tane çoban baktı ki senelerce kurtlar koyunlara keçileri dokunmuyor. Bir baktı ki kurt bir tanesine saldırmış. Hiç onu kurtarmaya koşmadı. Eyvah, Ömer vefat etti. Dağdan şehre iniyor ki Ömer vefat etmiş. Vefat edince kurtlar çözülmüş. Yani bu bir keramet değil, bir adetullah kuralıdır. Ama o esmaya azami derecede mazar olan Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın haleti sirayet etti. Bir kanundur. O kanun yakalanırsa böyle olur. Bu insan hayvanları, hayvan hayvanı parçalaması insanlardan sirayet etmiştir. Bebeklerde şefkat vardır ama daha yürümeyi bilmeyen bebek gidip parmağıyla karıncayı öldürüyor. Usta da diyor ki hissi şefkatı muhalefet ettiğinde o da düşüp bir tarafı kırılıyor diyor. Yani eğer hakikaten senin zannettiğin gibi masumdur, masum bilmiyor, o zaman Allah tokat vurmaması lazım. Bilmeyene Allah tokat vurmaz. Mesnevi de diyor, o çocuk hissi şefkatı muhalefet edip daha yürüyemiyor, zor yürüyor, gidiyor böceği öldürüyor. Parmağıyla, eliyle, ayağıyla öldürüyor. O da düşüp bir tarafı kırılıyor diyor. Bu da el ceza min cinsi amel sırınca men dakka dukka hakikatınca o da tokatı yiyor demesi gösteriyor ki çocuk da mesuldur ama haram helal seviyesinde değil, his seviyesinde olduğu için hissi bir darbe yiyecektir. Akla muhalefet etmenin akılla ceza görecek. Hisse muhalefet etmenin hisle ceza görecek. Ruhla muhalefet etmenin haletle ceza görecektir. Fiilen adetullah'a muhalefet edenler fiilen reddi alacaklardır. Niye insan böyle kendimi kötü hissediyorum, efendim iyi değilim, kendim şey? Çünkü fikri bir zarar görüyor. Yani fikri bir tokat. Fikrini kontrol etmiyor. Etmiyor. Allah'ın en güzide mahluku olan insan, insanda iman ediliyor. Çocuk nerede yaratılıyor? İnsanda. Allah'ın en güzide mahluku insanda yaratılıyor. Ama insan böyle kestane koçanı da yaratılsaydı, sonra insandan çıksaydı, Allah Allah, duydun mu ya falan diyecektik. Niye? Ya insandan insan olmuş ya. Ne diyorsun ya, öyle bir şey olur mu lan, manyak mısın ya? İnsanlar insan mı olur? Şimdi o kadar alışmışız ki. Yaşanması mümkün olanlarla meşgul olma. Yaşanması mümkün olanlarla meşgul olma. Olanda hayır vardır hadisini unutma. Yani yaşanması kaçınılmaz. Olmuş, boşanmışsın. Artık ona alışmaya çalış. O şer gibi duran manzaradan istifade etmeye çalış. Ben hayatımı şöyle bir şeye teksif ettim şimdi. Ona şer olan, korkunç bir potansiyel enerji olan şeytandan nasıl istifade ederim diye uğraşıyorum. Mesela şu, bu rüzgar, rüzgar enerjisi imal ediliyor değil mi? Mesela şeytandan nasıl istifade edilir? Çünkü şeytanda kemalat-ı insani ile başka ne vardı? Makasid-i hayri külliye vardır. Şimdi karşıdan bir haram geliyor. Şeytan şöyle yapıyor, hemen basıyor düğmeyi. Bak, istifadeyi bak anlatıyor. Bak, 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 bir enerji olur. Enerji.
O enerji bakmadığın zaman o çıkmış enerji ne olacak şimdi? Geri gidebilir mi? Odunu yaktın. Ortaya çıktı enerji. Nereye gidecek? Tekrar odun yapabilir misin? Çıktı. O bak bak enerjisini bakmayınca o şeytan enerji kemalat oluyor. Hiç düşünmüş müydün? Hiç düşünmemiştim abi. Akabinde acaba vücutta mı çıkıp gidiyor şeytan enerjisi diye düşünüyordum. Asla. Kemalat. Bu sefer ne diyor biliyor musun? Bakmaktan diyor ağlayacağın ayeti kerimede lezzetini ben de bu sefer bakmamaktan imanın sana lezzetini tattıracağım diyor. Ha o şeytan enerjisi imana inkılap ediyor. Aha sana şeytanın vücudunda kemalat insanı ile makasidi hayri külliye var işte diyor. Abi hakikaten lezzet oluyor ama. Oğlum ben şeyde yaşıyorum, dükkanın önünde çok yaşıyorum onu. Şimdi durmadan geçiyorlar ya abi. Ben de şimdi dışarıda oluyoruz, malzeme falan asıyorum mesela. Yani hakikaten bakmadığın zaman ayrı bir lezzet oluyor. Gerçekten farklı bir şey yani. Bir tattın mı insan ondan kurtulamaz. Yani harama bakmamaktan gelen lezzet, harama bakmaktan lezzetten fazla olduğunu Allah söylüyor. Ama insanlar bunu bilse var ya, bu işi bizi bırakmazlardı. Bak, yaşanması mümkün olanlarla meşgul olma. Onlarla direnme. Adi hadis-i şerif var, bin mana diyor ki, olanda hayır vardır. Niye böyle oldu, niye gitti, keşke böyle. Sakın bunlarla meşgul olma. Olanı lehine çevirmeye bak, ihtimalin olmasını beklemekten daha iyidir. Olanı kullanabilmek. Yani iyi olabilmek mümkündür. İhtimaldir. Ama mevcudu kendi lehine çevirmek, o kayıplar içinde kazanman gereken, bulman gereken şeyler var. Onları bul. Onun için zaten verilmiş. Mesela bir misal söyleyeyim size. Şerin içinde hayrı göstereyim. Herkes kendi hayatında verecek. Ne yapayım? Şimdi ben zehirlendikten sonra 3 sene çektim. Ama yani sizden, Allah biliyor sizden mi saklayacağım? Allah niye müsaade etti ya? Ben 3 sene derslere gidiyorum ama manyak gibi böyle bir şeyim var. Çok zor durumdayım yani, çok zor. Zehirlendim ya, duramıyorum ki ayakta vesaire. Psikolojim bozuldu, zihnim bozuldu, hissiyatım bozuldu, fikriyatım acayip. Dersler yapıyorum ama böyle bir de içimi bana söylüyor. Sonra 1-2 sene ona dedim ben bundan nasıl çıkacağım? Bir fazla değil, 2-3 ay geçince o 3 sene Risale-i Nur'un içine kuyudan çıkma yolunu aradım. Ve ruhsal psikolojici çıktım ortaya. Şimdi dünyaya bu derslerle hitap ediyorum. Biraz önceki yazıyla hitap ediyorum. 335 tane çeşitli psikoloji mevzularla panikmiş, panik atakmış deme. Yesinler panik atanı. Abi kuyu onu bana sor. Damdan düşen benim. O ne olur? Öyle kitap okuyup veya bir yerlerden çalıp çırpıp da yazıp da söylemek değil. Bunlar içimden geleni söylüyor. Bırak diyorsun. Yaşanması mümkün olanları Allah sana yaşattırıyor. Direnme onlara karşı diyor. Hemen hadis buldum. Olanda hayır vardır. Şer gibi gözükeni yöntemin keşke, niye, Allah Allah nasıl, niçin demektense ondan istifade etmeye çalış. Kuyuya ben niçin indim? Hayır, kuyuda nasıl çıkacağım? Ne, niçin indim? Kim indirdi ile meşgul olmadım. Ben bundan nasıl çıkacağım? Unutma. Kuyuya beni kim indirdi? Burası neresi? Niye gayziye? Ben ne yapmıştım ya? Ben hak etmemiştim ya. Hakikaten hak etmemiştim diyor kadın. Ben bunu hak mıyım? Hayır. Onunla meşgul olma. İnişini meşgul olma. Çıkışla meşgul ol. Nasıl çıkacağım? Hangi yöntem kullanacağım? Kim beni indirdi değil. Nasıl çıkacağım? Ben hak etmiştim değil. Ben çıkmayı hak ettim diyeceksin. Ben buraya indirilmeyi hak etmedim demektense ben buradan nasıl çıkacağım hak edeceğim. Ben buradan çıkmayı hak ettim diyeceksin. Ben buraya inmeyi hak etmemiştim demektense ben buradan çıkmayı hak ettim, hak ediyorum, çıkacağım diyeceksin. Bak biz ruhsal şey oldum ya. Klinik konuşması değil ki bizim. Ta içeride konuşuyor. Bir profesör X dediği gibi psikiyatri bir doktor. Hasan kardeşti birkaç tane dersini dinledim arabada seyahat ederken. Ya dedi bu bir kitap okumaktan bir yerden alıntı falan. Bunlar değil ya dedi ya ben işin sahasıyım filim. Bunları sen yaşadın mı ya? Aynen yaşadım abi dedi. Allah Allah. Lan nasıl çıktın ya dedi. Bunlar abi dedim nasıl yaşadın onu da söyledim. Nasıl iğneyle şeyle balla zehirlediklerini. Sonra dedim sarıldım. Sonra 13. şua. Şuaların. Kastamonu laikası.
Emirdağ layıkası, Kastamonu Emirdağ, hep buralarda. Tak tak tak. Ama şunu dedim, ben burayı hak etmedim yerine çıkmayı hak ettim dedim. Beni buraya kim indirdi yerine, buradan ben nasıl çıkacağımla meşgul oldum. Tamam. Yani bunu yaşayan adamlardan dinleyeceksin. Doktor okumuş nakledi. Öyle düşünme kardeşim ya. Dedim ilaç yazayım sana ya. Öyle mi ya? Duygu bozuktu. Tamam ya meşgul olma ya. Anne şey yap. Televizyon söyle canım. Ya kaynanana gidiyorsun. Tamam anladım. Tamam. Al şunu. Değil. Ben ruhtan konu içeride konuşuyorum. Ben içeride dolaşmışım kardeş. Bak. Bunlarla mücadele etmek... Yani niye başıma geldiği Allah Allah hak etmiyor. Bunlarla meşgul olmaktansa ben buradan nasıl istifade ederime bakarsan çok şer hayra inkılap eder. Boşuna gücünü harcama. Bak ne diyor? Olanı lehine çevirmeye bak. İhtimalin olmasını yani olabilir iyiyim. Yani şöyle olsaydı bunlar ihtimal. Onlarla gücünü harcamaktansa varı lehine çevirmeye harca. Abi var ya, eğer bunu gerçekten millet anlayabilse... Şu söylediğimi. Şu söylediğimize, bu ortalık var ya, süt liman, ne insanlar arasında kavga kalır, ne problem kalır, ne ruhsal, hiçbir şey kalmaz abi. Şu acayip bir şey ya. Bak, beni buraya kim indirdi? Ben niye indim buraya? Beni niye indirdiler? Ben bunu hak etmiyordum diyeceğine, ben buradan çıkmayı hak ediyorum. Beni kim indirdi yerine, ben buradan nasıl çıkacağım? Bu başıma niye geldi yerine, ben bundan ne ders alacağım? Allah'ın bir mesajı bu. Evet. Alavere küt Mehmet nöbete. Tamam bu zalim eliyle yaptı ama burada kader hakim. Men yeşâ, Allah hakim. Beşerin zalim eliyle bana bunu yaşattırıyor. Bu bana bir eğitimdir. Eğitim ta elestu bi rabbikum, galu beladan. Eşheden la ilahe illallah. Vefatla da bitmiyor. Ta Haşir köprüsünde, Haşir meydanı ve köprüsünde ve cennete kadar eğitim, cennete kadar zannediyor ki, hayır cennette de eğitim var. Devamlı terakki var. Hiç durmayacak beşer. İbadet bitiyor, ubudiyet devam ediyor. Kul olma. Yaşanacak. Ben eğitim olarak görüyorum. Mesela ayağım topallıyordu. Ya bakayım Allah buna bana ne yazdıracak dedim. Ayağım ağrıyor. Fransa'da ağrıyor. Saatlerce ayakta durmaktan. Ya ne yapayım falan. Ya bu bana ne diyor? Dur bakayım dedim. Bu ayak ağrısı. Ağrı nedir? Bu ağrı hakkında yazı yazdı. Çok tuhaf ya. Başka. İnsanların birbirlerini, insanın dünyayı en iyi anladıkları ayrılma zamanlarındadır. Bak, insanların birbirlerini, insanın dünyayı, yani insanlar birbirlerini ne zaman anlarlar? İnsan dünyayı ne zaman anlarlar? En iyi anladıkları ayrılma zamanı geldiği zaman. Bir ay beraberiz. Lakara lukara, karı koca. Ondan sonra sıkıntı oldu. Mahkemeler düşecek. Ya vay olur mu ya girsene devreye falan olur mu? Ya çocuk var çocuk bahane ayrılmak istemiyor. Seni ayrılacağız tamam son günler geldi. Ya abi hakikaten buradayım bir aydan beri buradayım ama yoksa piyasada. Değil yani. İnsanlar birbirlerini, insanlar dünyanın en iyi kıymetini ayrılacakları zaman. Yani bir tuhaf bir milletiz. Biz dostlarımızı öldükten sonra anlarız kıymetini. Ölmeden kıymetini bilmiyoruz. Ben de bir çıkış yolu buldum biliyor musun? Bak, bu kardeşim kitaptan olamaz bu. Bu benim içsel tefekkürümde olur. Ulan biz insanlar, Müslümanlar, alimlerimizi, veli nimetlerimizi, ablalarımızı, önderlerimizi bize yatırım yapanların kıymetini ölünce anlıyoruz. Lan yaşarken niye anlamıyoruz ya? Nasıl yaparız dedim. Nasıl ben bunu aşarım? Niye böyleyiz demiyorum. Ben bunu nasıl aşarım? Nasıl aşarım biliyor musun? Dostumu aldım. Hafız benim. Beni tanım hocam. Dostum. Aldım karşıma hayalim. Bunu hayalen öldürdüm. Esselatu ve selamu aleyk. Selam okunuyor. Selahattin Şerifoğlu vefat etmiştir.
Hayal ha. Gittim ben gasilhanede yıkıyorum, kefenliyorum. Bak nasıl kurtulacağım bak. Dostumun kıymetini nasıl bileceğim. Kefenledim, tabuta koydum. Kabre indirdim. Bismillahirrahmanirrahim. Ümmeti Resulullah. Allah senin isminle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmeti olarak sana teslim ediyorum. Koydum lahayta. Kapattım. Mezarda. Yasin vel Kur'anil Hakim. Mezarda okuyoruz. Telkini de verdim. Eve geldim. 5 dakika mı almıyor bu? Vay be. Koca kafamız. Ben ne yapacağım şimdi ya? Sıkıldığım zaman açıyordum onu ya. Telefon ediyordum. Görüşüyordum. Ben ne yapacağım şimdi ya? Öf. Sonra bu aletleri yaşadım. Duydun mu sen? Ne oldu? Selahattin Şerifoğlu bayıldı, öldü zannettir. Yapma ya! Dostlarımın kıymetini anlamak için ilk önce hayalen öldürüyorum. Sonra diri olunca heyecanlanıp kıymetini bilirim. Çünkü hayalen ölmedikçe diriliğin kıymetini bilmiyoruz. İlk önce hayalen öldürüyorum. Çünkü ölenin kıymeti biliniyor. Dilinin kıymeti bilinmiyorsa dostlarınızı hayalen öldürün ki kıymetini anlayasınız. Bunlar şey yani, içsel çözümler. Kitap yazmak, gazete yazmaz bunlar. Yarın mı bugüne yakın, dün mü? Böyle bir şey olur mu kitapta? Yarın mı bugüne yakın, dün mü? Söyleyeyim bak. İkisi de tık tık tık. 3 tane tık saat. Tık geçti. Şuradayım. Tık olacak. Tık geçti. Tık olacak. Yarın mı? İkisi de bitişik buna. Bak şöyle diyeyim. Şu parmağa şu mu yakın bu mu yakın? İkisi eşit mi Sefet abi? Hangisi yakın? İkisi de eşit abi. İkisi de aynıdır. Başka? Bilmiyoruz. Eşittir. Bu bir sorudur. Herkesin kafasında soru bir canlansın. Bak bu parmağa ikisi bu mu buna yakın, şu mu buna yakın, bu mu buna? Hangisi yakın? Geçmiş mi bugüne yakın, gelecek mi bugüne yakın? Gelecek yakın. Bir şey dönmek mümkün değil ama geleceği... Hepsi bir aslında onun. Niçin biliyor musun sordum? Kimisi geçmiş bugüne yakın diyor. Kimisi gelecek bugüne yakın diyor. Kimisi üçü aynıdır. Bu nedir biliyor musun? Bunu soru sorarak kişilerin böyle bir şey göremezsiniz. Öyle psikiyatride, psikiyatride, psikologda göremez. Bu adamın geçmişte mi yaşıyor, gelecekte mi yaşıyor, üçünü birden mi yaşıyor diye sorgulamak için yaptım. Geçmiş bugüne daha yakın diyen adam zihni geçmişte. Yok anlandı. Hayır, o geçmişte değil. O gelecek. Dedi ki, sen de yakalandın. Seni ya önce, bana demedin. Ben önce dedim, ben şimdi Allah için biliyorum. Öyle mi? O dedi ki, gelecek yakın. Doğru. Geçmişe bir daha geçilmez. Ama geçmişle gelecek aynı yerdedir. Doğru. Gelecek yakın diyenler ufuk insanlarıdır. Yani geçmişiyle meşgul değil, hep ileriye bakan tiplerdir. Geçmişi yakın diyen, geçmişini bugünle yaşayıp bugünü kaybedenlerdir. Üçü birbirine aynıdır diyenler, akıl ve kalp ruh seviyesinde düşünüp hissediyor. Üç zamanı birden değerlendirebilen bir latifeler sahibidir. Öyledir. Ufuk insan. Bu ise gönül insan. Ne geçmişe takılmış, ne geleceği endişelendirmiş. Üçünü halde, yani geçmişinle geleceğe bakıp halı yaşayandır. Üçü bir diyen. Geçmişiyle geleceğe bakıp halı yaşayan. Bak bir daha. Geçmişiyle geleceğe bakıp halde yaşayandır. Üçü bir diyen. Gelecek daha yakındır diyen ufuk insandır. İyi. Bunun psikoloji sorunu olmaz. Yani geleceğe bakıyor.
İnsanı aşağıya çeken keşkelerdir. O da geçmiş daha yakın diyenlerdir. Gördün mü böyle bir şey olur mu? Bunu şimdi ilk defa gün yüzüne çıkıyor. Bunu göreceksiniz gelecekte, kitaplarda göreceksiniz bu ölçü. O kadar sana basit değil mi? Niçin bu kadar basit anlatılabiliyor? Çünkü bir insan bir mevzuyu ne kadar iyi anlamışsa o kadar basit anlatır. Bir insan derse çıktı kürsüye, ya bu çok derin ya. Bu kardeşim başka bu çok derin diyorsa kendisi derinde. Kendisi aşağıda. Evet, anlamamış. Gavur demiş Einstein. Bir mevzuyu diyor ne kadar iyi anlamışsanız o kadar iyi anlatırsın. Bütün renkler aynı hızda kirlenir. Ama en çabuk gösteren 7 rengin hiçbiri olmayan 7 rengin hulasası olan beyazdır. Bunu fizikçiler söylüyor. 7 tane renk vardır. Bunların içinde beyaz yoktur. Fizikçiler der ki 7 rengin aynı oranda karıştırırsanız beyaz olur. Abi simsiyah çıkacak bir şey gibi ha. Gözüküyor. Ne çıkarttın? Hı? Bunda ne çıkarttın? Ne çıkarttım? Şimdi bütün renkler aynı oranda yere koyun. Aynı şartlarda aynı kirlenir. Ama en iyi gösteren beyazdır. Yani bazı insanlar böyle nur cemaatinde gönül insanı, hizmet insanı bunları almış, sıfatları almış. Bunların kirlilikleri daha çabuk gözüküyor. Mesela senin bir rengin var. Fazla kirli göstermesin günahını, yanlışın. Ama tabii gençsin. Kaç yaşındasın? 33. 30. Ben 53. Şimdi bendeki kirlilikler daha çok gözüküyor. Çünkü 7 renkten çok biraz da fazla hissem var. Öleceğini kesin bildiğin halde, bak öleceğini kesin bildiğin halde istediğin gibi yaşamaya niye ısrar ediyorsun? İstenildiği gibi yaşasana. Niye ısrar ediyorsun kardeş? Abi istiyorum bazı şeyleri. İstemeyi, arzularını ertelemeyi ve ötelemeyi öğren. Ertelemeyi kapatma. Mesela cinsellik istiyorsun. İtme, atma. Ertelemeyi öğren. Tamam. Şimdi değil. Hayır deme. Şimdi değil. Keşke bu hanım bu erkekle beraber olsam falan. Tamam olacağız hepsiyle. Ama şimdi değil. Hayır değil. Ertelemeye boyun eğiyor. Hayrı kızıyor nefis. Sistem böyle çalışıyor. O da güzel. Çok ilginç. Önüne tampon koyma. Kırıyor. Diyorsun. Ya bak, bakacağız. Ama şimdi değil. Ya geliyor bak. Bakacağız. Hayır yok. Bakacağız ama şimdi değil. Bu evde de çok işe yarıyor sana abi. Ha? Bu evde de çok işe yarıyor. Evlerde mi? Ya, nasıl? Şimdi, hanım diyor ki mesela, ya şunu yapalım. Tamam yaparız. Yapmam dedi miydi abi? Problem var. Tamam yaparız deyip sallandı mıydı bu olay bitti. Mesela sokak, cemaatta da ve dışarıda da kavgayı önlemek. Şöyle, tamam abi. Ya ağzını tıkadın dedi ya, bir şey diyemiyorum dedi şimdi. Tamam abim, buna da tamam abim haklısın, bitti. Ama dedi mi tepe atıyor ya. Zannediyor ki kendimi ispat ediyorum. Başka. Tanımadığın insan seni boşluğunu da doldurmaz. Tanımadığın insan senin boşluğunu doldurmaz. Tanıdığın gitmesi boşluk bırakıyorsa, bir tanıdık sana boşluk bırakıyorsa senin gerçek dostun oymuş. Tanımadığın birisi gitti. Dün ana baba günüydü değil mi Berat gecesi? Bu kadar insan vardı. Gidenlerin kaç tanesi sana boşluk iz bıraktı? Bir düşünür müsün bana? 2-3 tane böyle söyler misin? Şu kadar sayı olabilir. Gitmeleriyle bir ana boşluk bıraktı. Var mı? Yok. O şey demen hatırına gelir. Ha, o zaman senin bir yerini doldurmamış onlar. Sana gitmeleriyle seni rahatsız ediyorsa seni ihya eden odur.
Kahrama gitseydi, Yıldırım gitseydi mesela, bu kardeş de gitse hakikaten etkiliyor Hasan abi. Ya. Yani niye gidiyorsun? Çünkü bir yerini dolduruyor. Evet. Mesela evet. Adam diyor ki, şey kadın diyor ki, ya Allah rızası için diyor, gerçi haklısın, oralarında hakkı var. Ne olur diyor, siteye, Almanya, Fransa'ya, İsviçre'ye, şuraya buraya gidiyorum deme, Türkiye'den çıktığını deme. Gerçi ben dedi, hanım başka şehirdeyim ama Türkiye'dedir zihniyetim, beni mutlu ediyor. Çıkacağımı yazdığın zaman ben rahatsız oluyorum, duramıyorum. Zannediliyor ki bir tanesi bir psikolojik rahatsız. Hayır, bu işte. Yani birilerin kimdir? Anlaman için söylüyorum. O kimdir? Anlamak için şöyle bak. O senden ayrılınca, sen ondan ayrılınca sana yaptığı boşluk kadar dolumdur o. O kadar doludur. Sana geçtik ona mı? Gelecekte şey yapanlar görev insanı mıdır daha çok? Biraz daha. Daha çok. Hedefe ulaşırlar ama ulaştıktan sonra koruması zor biraz herhalde. Tabii yani hep ileri ama yani peki bunlar ne olacak? Bunlar cemaat adamı olmalı. Yani sürükleyen değil hedef adam ama yani cemaat içinde nefes alırlar. Başka yaşayamazlar. Hep hedefe de perişan olurlar. Üçünü bir görebilenler bunlar aksiyon adamlardır. Bunlar lider insan denilir. Mesela mazi ile meşgul olanlar şimdiki zamanı kaybedenlerdir. O sorudasın tabii. Sırf önü görenler, tamam mı? Bunlar ileri ve çözümü bulanlar, insanları aktif edenler, tamam mı? Yani lider insanlardır. Bunlar da liderdir. Yani vazife adamlarıdır. Ama üçünü görenler aynı zamanda gönül insanlarıdır. İnsanları bütünü getirir. Ama hedef insanları ise gelen gelir, gelmeyen ne yapalım? Sihir-i seyir-i edafikum yok. Yani Allah Resulü'nün hadisi var ya Emirdan'da, aranızda en zayıf yürüyenleriniz de yürüyünüz. Onun biraz daha geri durması lazım. Hayır, geri durmayacak. Geri durma değildir. Durmayacak. Gönül insanlarıyla beraber olacak. Biraz hedef insanların bu şeyi var ama. Güzel bir sıfattır ama en büyük kötülüğü de şudur. Laf dinlemezler pek. Hedeflerine kilitlendikleri için zannediyorlar ama hedef doğru veya yanlış. Onu sorgulamaz. Hedef insanları zannettiğine koşar. Yanlış desen bile seni sürükler parçalar seni. İşte kötü o. Yani baktı hedefe, tamam hedef, tamam hedef insan olmak iyi, mazinden koptun ama gelecekte olmak kadar, sırf geçmişte olmak kadar ne kadar kötüyse, bugünü kaybediyorsun ya, geleceği odaklanan da bugünü de kaybedebiliyor. Geleceğinin, o hedefinin doğru olduğunu kim söylüyor? Kim diyecek? Üçü bir görenler. Tamam. Bulsan doğru, tamam. Hedef insanı doğru, lider insan doğru, üretken insan doğru. Yani çözüm üretenler. Daha da genellersem, maziyi görenler çözümün, sıkıntının parçası. Geleceği görenler çözümün parçasıdır. Kendinden çok etrafının faydası var. Evet, kendisinden daha çok etrafına var. Ama gönül insanları, üçünü bir görenler, gönül, üçünü cem eder. Sonsuz Allah'ı anlamak için bu kısa hayat yeter mi? Kendime sordum. Bunu korkunç bir şey ya, size paylaşacağım ve keseceğim. Çok ağır bir şey. Güzel bir soru ama. Evet, abi, bak şimdi. Allah sonsuz mudur? Sonsuz. Ben sonlu muyum? Bu dünyada. Fıtratım sonsuz. Evet. Ama Allah sonsuz mu? Allah burada anlaşılacak. Tamam. Şimdi sonsuz Allah'ı anlamak için bu kısa hayat yeter mi? Niye bu kısa hayata sonsuzu kavramayı, içimize almayı teklif ediliyor? Nasıl yapacağız bunu? Sonluda, sonlu bir şey sonsuzu nasıl tanıyacak, nasıl kavrayacak? Sonlu bir hayat, sonsuzu tanımak vazifesi verilmiş. Nasıl olacak bu diye sordum. Peki o zaman niye kısa hayat demeli insan? Kendine sormalı. Tamam,
sonsuz bir zatı anlamak için sonlu bir hayat. Yani bunu demeli. Nasıl sonlu olacak ya? İnsan kendisine demeli. Ne kadar uzun fani yaşasan da, ne kadar uzun, 60 sene değil de 60 bin sene yaşasan, bak ne kadar uzun, cevap veriyorum şimdi. Ne el cevap, ne kadar uzun faniyi yaşasan da sonsuzu anlamada aynıdır. İster 60 sene yaşa, istersen 600 bin sene yaşa. Ne kadar uzun da olsa sonludur, sonsuz kavranılamaz. O zaman 600 bin sene mi, 60 sene mi hiç önemli değil. Niye? Senin burada hayatta uzun yaşamak, kısa yaşamak değil. Evet, fani bir hayatım var ama sonsuz fıtratım var. Sonsuz bir ruhum var. Onun sonsuzluğundan önce, Allah'ın sonsuzluğunu anlamadan önce kendi sonsuzluğunu anlaman lazım da ondan. Kendi sonsuzluğunu anladın mı, sır çözülüyor. İçine o giriyor. Anladık mı abi? İnşallah. Bak, Allah sonsuz. Sonlu bir hayatta anlamak emredilmiş. İnsan sormalı, sonsuzu sonlu bir hayatta nasıl anlayacağım? El cevap. Ne kadar uzun dahi yaşasan 6000 sene yerine, 60 sene yerine 6000 sene gene sonludur. Sonsuzu kavrayamaz. Peki çare ne? Ne kadar uzun ve kısalığına bakılmaz. Onun sonsuzluğundan önce kendi sonsuzluğunu anlamak vazifesi verilmiş. Yani men arafe nefse fakat arafe rabbe. Nefsini tanır, Rabbini tanır. Çünkü Allah mahlukata sığmadı. Arş-ı azama sığmadı. Allah cennete sığmadı. Allah arşa sığmadı. Allah kürse sığmadı. Sığmadı mahlukata diyor. Allah çünkü ilim, irade, kudreti sıfatlarıyla var. Ama Allah zatıyla insana sığdı. Demek ki insanda mekansız bir mekan var. Zamansız zaman var. Yani muayyen mekan olmayan mekansız bir yapısı var. Ene. Bunu anladığın an, bunu 60 sene yetiyor. Bunu anladığın sonsuz yapım var. İşareti caza diyor ya. İşareti caz. İşareti caz da diyor ki, yani kainatı düşün Allah, şeceri hilkatı düşün. Tamam mı? Şeceri hilkatı düşün. Arş-ı azam, lef-i mahfuz. Mesela diyor ki Allah Resulü, 7 kat şu anda galaksileri söyledi var ya, dünya, fenin söylediği. Fenin söylediği semai dünya, 200 milyar galaksi var diyor. Kendi söylediği. Her galakside 200 milyar yıldız var diyor. Tamam mı? Biz daha 7'sine ulaştık. Bu ve bunun gibi beşer ne söylerse semai dünya olacak. 7 kat sebe semavat, 7 kat sema var. Her bir katta 7 ayrılır. Dünya seması o birinci tabakanın 7'de biridir. İşte bu 7 kat sema diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, berzaha göre, alemi berzaha göre çöle atılmış yüzü kadardır. Böyle bir berzah, kürse göre çöle atılmış yüzü kadardır. Böyle bir kürs, cennete göre cennete atılmış, çöle atılmış bir yüzü kadardır. Böyle bir cennet, arşa göre çöle atılmış bir yüzü kadardır. Böyle bir arş, lef-i mahfuza göre çöle atılmış bir yüzü kadardır. Bir şey anlatacağım. Böyle bir lef-i mahfuz, arş-ı azama göre çöle atılmış bir yüzü kadardır. Böyle bir arş-ı azam, Kab-ı Kavseyn'e göre çöle atılmış bir yüzü kadardır. Böyle bir şecer-i hilkat, mec'ul denilen Nur-u Muhammed'e göre yeri yoktur. Yok. Mahluk değil. Vacip de değil, mahluk değil, berzahtır. Ona mahluk denilmez diyor 258. Alın. Onun bizde bir timsali sureti var. Ene. En mecunun bizdeki karşılığı ene. Tamam mı? O mekansız mekan, zamansız zaman. Bunu anladın mı? Bunu anlamak bir saat bile yetiyor. 10 dakika da yetiyor. Yani bende bir ben vardır, benden içi ruh. Tamam mı? Yani sonlu hayatında sonsuzluğunu anladın mı? Sonsuzluğa aynı oluyorsun. Tamam mı? Bunu kıymetli anlatıyor. Şimdi buna ait şöyle bir şey veriyor. Bak diyor ki,
Bak bak bak, bak ne diyor. Diyor ki, İnsan arza nispeten bir zerredir. İnsan dünyaya göre zerredir. Arz da kainata nazaran bir zerredir. Ve keza insanın bir ferdi ve nevine nispeten bir zerredir. Nevi de sair ortakları bulunan enva içinde bir zerre gibidir. Ve keza aklın düşünebildiği gayeler, faydeler, hikmeti ezeliye ve ilmi ilahideki faydelere nispeten bir zerre, zerreden daha aşağıdır. Allah kainatın takip ettiği gayeye göre benim gayem hiç bir sıfır gibi bir şeydir. Binaenaleyh böyle bir alemin insanın istifadesi için yaratılmış olduğu akla giremez. Aynı konu. El cevap buradan çıkarttı. Okuyacağım cümle şu. Evet, insan fanidir. 60 senedir ama kimdir bu? Zahire bakılırsa insan bir zerre hükmündedir. Fanidir. Fakat insanın taşıdığı ruha, bak 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 bir hayal et. Fakat insanın taşıdığı ruha, kafasında beslediği akla, kalbinde beslediği istidatlara nazaran bu alemi şehadet dardır. İnsanı istiab içine alamaz. Ancak o ruhun arzularını, o aklın fikirlerini, o kalbin meyillerini, tatmin ve teskin edecek ancak darun ahirettir. Sonlu hayatta sonsuzluğumuzu anlamak için gelmişiz. Anlayınca sonsuz aynı oluyoruz. Naci bu noktadan bakınca. Orada iki tabir dedi. Beslediği akla, beslediği istidata. Bak. Ancak o ruhun arzularını ve o aklın fikirlerini, ha yukarıdan, fakat insanın taşıdığı ruha, taşıdığı ruh, kafasına taktığı akla, kalbinde beslediği istidatlara nazaran, beslediği, hayvan bakar gibi, bu alemi şehadettardır, insanı istiab edemez, içine alamaz. Ancak o ruhun arzularını, o aklın fikirlerini ve o istidatların meyillerini tatmin ve temin edecek alemi ahirettir. Abdullah şimdi bunu kenara bazı. Fakat sen kainatı sayarken cennet ve cehennem ahirette içerisinde. Hiçbir şey. Ha kainat neresi biliyor musun? Aşağıda tabii gelmedin haritada aşağıda yaptık. Kainat aştan aşağıki alemlere denilir. İşte cennet de içerisinde. Evet cennet içince. İçindedir. Şimdi alemi ahiret onu tatbil eder diyorsun ya. Şimdi kainat onu içine alamaz. Ahiret ancak onu tatbil eder diyor ya abi. O cihette bakınca şey olmuyor mu? Şu. O bu istidat. Yani ancak orada. Orada artık başlıyor başka bir serüven. Ha, başka bir yer açılıyoruz orada. Tabi cennete başka bir serüven başlıyor. Elestu bi rabbikum'de serüven başlamadı mı? Evet. Dünyada başladı. Kabirde devam ediyor. İnsan kainata cami bir nusa. Cenab-ı Hak insanı kainata cami bir nusa. 18 bin alemi havi şu büyük alemin kitabına bir filiste olarak yaratmıştır. Ve Esma-i Hüsna'dan her birisinin tecelligahı olan her bir alemden bir örnek, bir nümune insanın ceberinde diye bırakılmıştır. Eğer insan maddi ve manevi her bir uzvunu Allah'ın emrettiği yere sarf etmekle hamdün şubelerinden olan şükrü örfi ifa şeriata imtisal ederse insanın ceverinde vedia bırakılan örneklerin her birisi kendi alemine bir pencere olur. İnsan on pencereden o aleme bakar. Ve o aleme tecelli eden sıfatla o alemden tezahür eden isme bir mirat, bir ayna olur. O vakit insan ruhuyla, cismiyle alemi şehadet ve alemi gayba bir hulasa olur. Ve her iki alemde tecelli eden insana da tecelli eder. İşte bu cihette insan sıfat-ı kemaliye-i ilahiyeye hem mazar olur hem müzir olur. Nitekim Muhyiddin Arabi küntün kenzel mahfiyen fehalaktul halke li'arifuni hadisi şerifinin beyanında
mahlukatı yarattım ki bana bir ayna olsun ve o aynada cemalimi göreyim demiştir. Yani bak, şey de öyle, hani soru da ondan sonra bitiyor. Soru da şu, 60 sene yaşayan bir insanın küfürle gitse, Allah inkar etti. Niye Allah sonsuz cehennem veriyor? 60 sene ceza versin. 60 sene yaşadı. Niye sonsuz ceza? Şu, kabul birinci altı cevabı var, şeyde işaretleyeceğiz de. Galiba 76. sayfada. Altı cevabı var, ben iki tanesini vereceğim. Bu mevzuyla alakalı olur. Şimdi 60 sene değil. Kabul edilen kimdir? Allah. Reddedilen kimdir? Kabul edilen ve reddedilen zata göre değerlendirilir. Kabul ve redd. Allah sonsuzsa reddin cevabı sonsuzdur. Allah sonsuzsa kabulün cevabı da sonsuz nimettir. Bu o. Şimdi bu. Evet, insan 60 sene yaşadı ama kalbi, aklı, ruhu sonsuzdur. Reddeden ruhu olduğu için ruh seviyesine ceza vardır. Ruh sonsuzdur. Reddettiği için sonsuz ceza. Ruh kabul ettiği için sonsuz mükafat vardır. Yani bedensel bir hayat değil Allah'ı kabul eden. Evet. 60 sene bu yaşıyor. Ceset yaşıyor 60 sene. İnsanın ömrü cesette kaim değil ki. Ha, ruh bunu mu reddediyor? Ruh mu bunu kabul ediyor? O zaman mükafat ve ceza ruh kaynaklı olmalı. Ne kadar güzel bir cevap. Çok güzel. Tamam mı? Burada duruyoruz. Hem şey de yaptık hem de şey yaptık. İki tane farklı ders oldu. Çok hoş oldu. Değdi mi değmedi mi? Değdi abi. O soruyu, soruya takılma. Yok takılmam. Tamam mı abisi? Hedefim. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Sen bir anda üçü bir arada hatırına gelmesini beklemiyordum ki. Olamaz ki. Yani üçünü bir görebilmek şu anda yok ki. Olmaz. Onlarla kaç sene uğraşmışım, 20 sene uğraşmışım. O adam da vakıf. Anladın mı abi? Yani o şey değişmez. Ama şuna çok sevindim. Allah biliyor. Bak yalan yok bende. Ya sükut, sus, ya sık. Ya doğru konuş ya sus. Tamam mı? Sen gelecek dedin ya vesvese yaptın. Sevindim. Pek de beklemiyordum. Mazi yakın diyecektin zannediyordum. Ama yanılmışım. Ona çok sevindim. Hedef insan olmanı, böyle hedefi görmen çok iyi. Bir şey kaldı. O hedefin doğru olup olmadığını sana birisi söyleyecek. O kadar. Bir. Tabii canım, bedava paldır küldür olur mu? Ben kaç senede kazandım ben. Bu soruyu sorabilmek için ruhum da bu soruyu ben sordum. Tamam. O kitap okurken soru soruyorum. Neyi soruyorsun? Kitabı anlamanın iki yolu var. Bir, bu nedir sorusu. İki, bu ne değildir. Ben burada ne değildir dedim. Dedim ya Allah sonsuz, sonlu bir hayatla anlamam gerekiyormuş. Nasıl olacak bu ya? Nasıl olamaz ki bu ya? Nasıl olur? Bu olur, tam bu böyleymiş. Ama nasıl olamaz diye başladım. Sonra baktım ki reddeden ve kabul eden ruh olduğu için ruhu fark et. Allah bile diyor ki beni mi tanımak istiyorsun? Evet. Evet ya Rabbi. O zaman Allah diyor ha, beni tanımadan önce kendini tanı. Ne olacak? Çünkü tanıman gerekenleri tanıdıktan sonra tanımlanacağı kişiler tanınır. Kantarın bozuksa neyi tartıyorsun? Vahir davahım enilhamdülillah rabbil alemin el fatiha tenisine vahir.